Günaydınlar efendim. Uzunca bir aradan sonra yine ben. Bir saat önce uyandım ama hala ona rağmen sesim daha doğru düzgün çıkmıyor. Bu ses kaydında birazcık bağıracağım, ondan çıkabilir. Belki bağırırım, bilmiyorum orasını çok. Şimdi ben neler yaptım? En son ne zaman ses kaydı aldım? Onu da hatırlamıyorum şu an. Bugün şey hakkında konuşacağım. Ben dün GameX'teydim. Dün değil daha doğrusu. 2 gün boyunca yani cuma, cumartesi günleri GameX'teydim ben. Ve şunu demek istiyorum ki üstüne alınan alınsın. Yani ben ortaya söylüyorum. Ben hayatımda bu kadar boktan bir yer görmedim. Ben hayatımda gerçekten bu kadar boktan bir yer görmedim. Ve bir bina, böyle büyük bir bina tutmuşlar. Hoparlörler zaten milattan öncesinden kalma herhalde. Sürekli ses patlayıp duruyordu. 30-35 tane hoparlör sayarsın oradan. Zaten ses sürekli patlayıp durduğu için koca bir binanın içerisinde bir de yankı yapıyor. Aşırı büyük bir bina. O 30-35 milattan önce kalma ses patlayan sürekli hoparlörün içinde berbat şarkılar eşliğinde bir grup ergen demeyeceğim. Bir grup ergen cosplayerların birbirine böyle şaka dağıtında elleyip durması, ağzının ölüm kokması dışında pek bir şeyi yok. Bir de network sahipleri vesaire var. Onlar zaten show business. Onlara bir şey demiyorum. Ya iş için gidiyorlar, anlaşmışlar vesaire. Onlara çok takılmayacağım. Çünkü hani umurum dışı. Benim içinde olduğum alan oralar değil. Ben o kadar profesyonel değilim daha. İşte cosplayer'larla başlamak istiyorum ilk. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere ben Genshin'den bayağı nefret eden biriyim, tamam mı? Sırf onun adına bir iki tane video atmış olabilirim. Öyle bir nefret ediyorum. Beraberinde King Stalking'den de nefret ederim ben. Onun hakkında da videom var. Attack on Titan'dan da nefret ederim ben. Onun hakkında da bir videom var. Tamam. Bunlar cepte. Ve gittik abi. Arkadaşımla gittik cosplay yamadı. Arkadaşımla gittik GMX'e. Her yer, herkes Genshin karakteri olmuş. 3-5 tane Xiao saymışımdır ben. Ya da Hu Tao saymışım. Yok, 2 tane Hu Tao görmüştüm. Herkes Genshin Impact karakteri. Dibine yaklaşıyorsun. Ağzı ölüm kokuyor. İnsan bir dişini fırçalardı en azından. Sen önce git bir dişlerini fırçala. Diplerinde durmak istemiyorum. Bazılarının dişleri böyle sapsarı. Yani ben normalde bunlara çok takılmam. Çok takılan biri değilim. Çünkü kendi ağzım da ölüm gibi kokar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Sen cosplay yapıyorsun. Olabildiğince kusursuz olması gerek, değil mi? Yani insanları yanından kaçırmaman lazım kokudan. İşte sadece parfüm kurtarmaz o ağız kokusunu. Ya olmadı. 64 dakika boyunca ferah tutan sakızlar var. Ya ben alıyordum lisedeyken. Okul çıkışı alıyordum sürekli. Gerçekten de kokutmuyor ağzı. Yani anlamıyorum bak. Profesyonel cosplayer'cılar da vardı. Profesyoneller yani. Onlar çok iyiydi. Onlara lafım yok. İmkanları var zaten artık. Bir yerden başlamışlar. Artık imkanları olabilecek seviyeye gelmişler. Onlar da iyiydi. Onlar da güzeldi. Ama çoğu TikTok kitlesiydi ve benim TikTok'tan nefret ettiğimi de biliyorsunuz. İşte arkadaşım beni biriyle tanıştırdı. Arkadaşım da orada cosplay yapıyordu. İsmini vermeyeyim şimdi. TikTok tarafından tanınıyor çünkü. Allah'ım ya Rabbim. Neyse ya. Bize biri tanıştırdı. Çok ünlü değil de ünlü bir TikTokçuymuş. Cosplayer TikTokçusuymuş. O Orta Doğu havasını kızdan aldım ben. Çığırarak konuşmalar. Çığırarak konuşmalar. Ha şunu da demiş miyim bilmiyorum ama demiş miyimdir bilmiyorum ama ben yüksek sese dayanamam arkadaşlar. Ya benim bu ses kayıtlarında çığlık attığımı görürsünüz. Doğrudur. Ama o genellikle gözüm kararıyor bir şey anlatırken.
O yüzden sesim yükseliyor oluyor genellikle. Ve ben insanların çığlık atarak konuşmasından aşırı nefret eden birisiyim. Yerimde olsa çoğunuzu öldürecek biriyim. Ya elimde olsa. Tabii South Park'ta öldürülürsünüz siz genellikle yani. South Park'ta yaşasaydık sizi öldürürdüm ben, tamam mı? Ama South Park'ta yaşamıyoruz. O yüzden sizi öldüremem. Yani legal nedenlerden ötürü bu bir şakadır. Artık bir sorumluluğum var. Ve TikTok üzerinden ünlenmişsin cosplaylerinle. Emek vermişsin ki emek verdim mi o konuda da şüpheliyim ben. O kişiliği o tarz olan kişilerin çok emek verdiğini görmedim. Bunlar benim gözlemlerim. Kızın yanına gittik. Kız çığırarak konuşuyor. Bu şey oldu bu arada. Herkes el manyağı oldu herkes. Ya herkes birbirini elliyor sürekli. Niyeyse bilmiyorum. Herkes birbirini elliyor. Çok garip bir şekilde. Yani arkadaşı falan da değil. Normal olmuş. Ya şeyleri bilirsiniz. Okulunuzda vardır illaki. Böyle size böyle kalçanıza şaplak atan ve bunu komik bulan bir kız vardır illaki. Erkekler yapamaz. Erkekler yaparsa taciz olurmuş çünkü. Lumo, fatal, pussy move. İşte. Ama kız yaparsa sıkıntı yok. Biliyorsunuz. Kız yaparsa sıkıntı yok. Şaka yapıyor oluyor. İşte o kızı bilirsiniz. O kızı çok iyi tanırsınız. Sırf o kızdan oluşan bir alan düşünün. İşte orası. Ben orada krize girdim bu arada. Söyledim mi bilmiyorum. Benim mentalitem dengeli değil. Yani dengeli değil. Yani çok kolay dağılabilir. Özellikle nefret ettiğim şeylerin içinde isem aşırı kolay dağılabilir. İşte ben krize girmeden önce kafamda tek bir sahne kalmıştı. Tengen Uzun miydi? Şu kimet şeytan kılıcı mıydı? İblis Keser. İblis Keser'den. Tengen Uzun diye bir karakter arkasını dönmüş. Hu Tao ve Tokyo Revengers'dan bir karakter bunun götüne vurup duruyordu. Yani hatırladığım son şey bu. Darbuka çalıyorlardı bildiğiniz. Hatırladığım son şey bu yani krize girmeden önce. Sonra krize girdim zaten. Ama belli etmedim çünkü iş için de oradaydım ben. Ya patron götürmüştü, iş için de oradaydım ben. Belli etmemeye çalışıyordum. Dışarı çıktım ama telefonumu unuttuğumu fark ettim. Sonra o kalabalık içinde arkadaşımı bulmaya çalıştım. Telefonum ondaydı çünkü. Patronu buldum, o aradı falan. Stada gittik vesaire. Birkaç kişiyle tanıştık, tanıştırdı bizi. Güler yüzlü davrandık falan. O an böyle biraz rahattım o an. Ama hala krizin etkisindeydim. Çok belli etmiyordum ama. İşte başım ağrıyordu artık yani. Kavrayamıyordum. Aşırı rahatsız olmuştum. Sevmediğim şeyler arasındayım zaten. Artık şey diyorum. Herkes böyle donk diye duruyor ya olduğu yerde. Kimse geçmiyormuş gibi böyle. Video falan da çekmiyor ama böyle o kadar yavaş yürüyor ki sanarsın babaanne. Artık çığırmıştım hani bir geçebilir miyim artık falan diye. Orada birazcık belli etmiştim maalesef krizimi. Ama en sonunda canlı bir şekilde elman yağı olmadan kurtulmayı başardım. Yani. GMX'e abartıldığını düşünüyorum. Gerçekten ya iş için gidenler gitsin hani. İş için show business yani iş için gidiyorsanız gidin. Ama şöyle bir sıkıntı var. İnsanların çoğu o kadar toksik ve cringe ki yemin ederim beynimin patlayacağını hissettim. Benim yüksek sese duyarlılığım var demiştim ben. Şöyle de oluyor. O hoparlörlerin dibindesin ya. Benim kalbim ağrıdı ilk defa sesten. Sesten dolayı kalbim çok kötü ağrıdı. Bahçeye koştuk zaten. Sesten dolayı kulağımı kapatıp ilerlemeye çalışıyordum ben. Ki bildiğiniz üzere orada sürekli güler yüzlü de olmak zorundasınız. Bu da benim racona ters yani. Beni gerçek hayattan tanıyan tanır. Ya ben genellikle gereksiz yere gülmem. Ruhsuz derler zaten bana. Ya ruhsuz derler ya duygusuz derler. Böyle yüzüm hep böyle mimiksizdir. Böyle etrafa bakarım, etrafı gözlemlerim. Ya siz de konuşurken de böyle çok mimik kullanmam ben. Gülünmesi gereken yerde gülerim çünkü. Diğer türlü sinirimi bozar. Gülünmemesi gereken yerde gülünce sinirim bozar. Tiklerimden biri hani.
Biri düşünsenize, biri var sürekli gülen ortamda böyle somurtarak size bakıyor böyle ruhsuz bir şekilde. Öyle gitmeye çalışıyorum falan. Dazai cosplay'i yapanları da görmüştüm. Çoğu ne me yani çok iyi değildi çoğu. Amatörlerdi zaten büyük ihtimal ya, idare eder ya. Ama olmamış ya, olmamış abi ya. Bir daha deneyin, olmamış. Bir de beraberinde o kişilere şey diyecektim. Siz benim Dazai'yi cosplaylememe gerek yok bu arada arkadaşlar. Çünkü ben konuşmamdan itibaren Dazai'yim zaten. Yani gerçek Dazai benim, tamam mı? O yüzden cosplaylememe gerek yok. Neyse ya. Şeyleri gördüm. Bu muhabbet geçen bir arkadaşımın sunucusunda da döndü. Kilosu oturmayan karakterleri cosplayleyenler hakkında konuşuyordu. Şöyle diyeyim. Try not to be fatphobic but gerçi bana kilolu fobik ya da kilodan nefret eden vesaire deseniz de umurumda değilsiniz açıkçası. Çünkü burada kişisel düşüncelerimi söyleyeceğim ve sizi görünce suratınıza gülerek ay ne kadar berbat olmuş, kilosuna uymayan karakteri yapmış demem ben. Ama ben yine de şunu diyeyim. Hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Yorumlarda çıldırabilirsiniz. Yani kilolulara laf atıyor diye çıldırabilirsiniz yorumlarda. Tamam mı? İzin veriyorum size. Kalpleyeceğim de hatta. Tamam, şimdi konuşmaya başlayabilirim. Arkadaşım şey diyordu. Şeyleri garip buluyormuş. Yani ten renginin de uyması gerekiyor ya cosplay'e mesela. Yani ten rengi bembeyaz ya da simsiyah olan bir karakterin böyle o ten dışında bir insanın onu cosplaylemesi falan ben garip buluyorum diyordu. Sonra bir tane şey diyordu, bir de kilosu uygun olmayan karakterleri yapan kişiler varmış ya, onlar da varmış. Ki bu kilo konusunda şunu diyebilirim, bazılarına kilo yakışıyor. Bazılarına gerçekten kilo yakışıyor. Ama sağlığınızı bozacak düzeyde bir kiloysa maalesef ki yapacaksınız o sporu, kaçmak yok. Yani işte şey diyorum. Karakterin kendisi, yaptığı karakterin kendisi zayıf olsa bile kızı ya da erkeğe kilo o kadar güzel oturmuş ki uyuyor hani. Yani uyanlar var. Uymayanlar hakkında konuşacağız bugün. İnternette illaki görüyorsunuzdur zaten. Ben şahsen çok sevmiyorum. Bir de hadi bak şeye gireyim. Özürlü gibi ses çıkartan kişiler, böyle kendini tatlı zannedip özürlü gibi ses çıkartan kişilere de sesleniyorum. Sizi de gördüğüm yerde yok edeceğim. Yani bakışlarımla yok edeceğim. Tamam. Ben ruhsuz bakıyorum çünkü çok ruhsuz bakıyorum. Bakışlarımla yok edeceğim sizi, hepinizi. Yani ben bunu da sevmem. Bunu da sevmiyorum. Yani özürlü gibi ses çıkartanları ya. Bir tane kız geldi yanıma. Gerçi ona lafım yok. Ona geçeyim. Küçük bir kızdı zaten. Böyle çok tatlıydı, ona bir şey demeyeceğim. Ama şunu demek istiyorum. Benim yanıma gelip özürlü gibi tavırlar sergilerseniz yaptığınız karakterin cosplay'i yüzündendir ya da öyle yaptığınızda kendinizi tatlı zannediyorsunuzdur, çevrenizdekiler de tatlı zannediyordur falan düşünüyorsanız benim yanıma gelmeyi, sizi ortadan ikiye ayırma ihtimalim var. Böyle dokunma diye bağırırım büyük ihtimal ya da ne yapıyorsun sen diye sinirle bağırırım. Karen olurum, anlatabiliyor muyum? Ama arkadaşımın orada cosplay yarışmasında katıldığı için çok da laf edemedim kimseye. Ya dümdüz durdum, hani ilk defa dümdüz durdum. Zaten travma oluştu bende direkt. GMX'te olduğum zaman neler yaptım, ne ettim hiç hatırlamıyorum. Yani hiç hatırlayamıyorum. Şu anda başım ağrıyor zaten. Yani ben bir daha gitmem öyle bir yere. Ses kalitesi çok kötü. Çıkışta direkten McDonald's vesaire var. Yani bas yağı, bas hani bas yağı. Nişastayı bas bildiğin hani. Sadece pizza satılması. Yani bildiğiniz şey ya bu. BoJack Horseman izleyenler bilir. BoJack sürekli parti yapardı ya. Ya da BoJack'in arkadaşları parti yapardı ya. Aşırı alkolik, gürültülü insanlar vardı böyle. Havuzuna atlarlardı. Sürekli pizza yerlerdi vesaire yani.
Kokusu burnuma geliyor abi. Oğaz kokusu burnuma geliyor yani şu an. Öyle bir ortamda sadece alkol yok. Bu kadar yani. Aleyna Tilki falan çıkmıştı. Kadının, kızın daha doğrusu. Bilmiyorum kadın mı kız mı. Sesi duyulmuyor hoparlörün kalitesizliğinden. Sesi duyulmuyor. Ciddiyim duyulmuyor. Böyle çığlık attığı zaman çığlığı duyuluyordu bir. O da "Are you ready?" falan tarzı sesler çıkartıyordu işte yani. Sadece o ses duyuldu yani. Birazcık bir bakım mı yapsak? Hadi bak bunu geçtim. Cosplayer'ların üstünü değiştiği alan. O Ebola kaparsın oradan. Yemin ederim Ebola kaparsın oradan. Her şey o kadar dağınık ki yani o kadar böyle dağılmış ki çok küçük olduğundan dolayı dağınık orayı biliyorum yani ve hızlıca hazırlanmaları gerek onu da biliyorum ama abi yani birazcık özen mi gösterseydiniz cosplayerların üstünü değişmesi için yani o kadar küçücük bir alan vermişsin ve en gürültülü alana koymuşsun ya üstünü değişmen gereken yeri. Yani ben gitmezdim. Ya ünlü bir cosplayer olsam bile gitmezdim. Ki ben cosplay yapmayı düşünüyorum ama şu an maddi olarak karşılayamayacağım için yapmıyorum. Yapacağım cosplayler belli benim abi. İlk de Dazai zaten. Sonra Salyutter'dan Maka, sonra Medusa. Sonra şu an aklıma gelmiyor. Ama benim sevdiğim karakterleri az buçuk anlamışsınızdır. Onları yaparım ben yaparsam. Keyfine yaparım ve böyle yerlere de gitmem. Gitmem yani. Kafayı yerim yoksa. Önüne geçen ben de fotoğraf çekinecek falan. Ben kafayı yerim. Ve güler yüzlü olmaya çalışacaksın falan. Gerçekten sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmemeye de devam edeceğim. Nefret etmeye de devam edeceğim. Ruhsuz kalmaya da devam edeceğim. Umurumda değil. Ben böyle mutlu oluyorum. Ben böyle rahat oluyorum. O yüzden insanlara sahte bir şekilde gülmeyi sevmiyorum ben. Sevmiyorum ya. Neyse bu kadardı bu ses kaydı da. Yemekse gitmeyin. Daha güzel yerler var. Ya Anadolu Çay Bahçesi'ne gidin orası daha iyi. Ya bir çay, en azından çok gürültü yok. Böyle çocuk gürültüsü vardır sadece. O da hani prototiptir. Ya çocuk gürültüsü prototiptir her yerde. Anadolu Çay Bahçesi'ne gidin böyle çay için, poğaça yiyin, çıkın. Bu kadar yani. Gemex'e gitmeyin. Bok gibi bir mekan. Yani İsteyen yine gidebilir. Burada şirketi yani TÜYAP'ı kötülediğim falan da yok. Ama ben kişisel olarak gerçekten sevmiyorum. Bazı şeyleri düzeltmeniz gerekiyor. Hoparlörlerin kalitesi mesela. Ya da bir alana 30-35 tane hoparlör koyup herkesin farklı bir şarkı çalmasını da engelleyebilirsiniz mesela. Şarkıları da güzel olsa bari. Ya şarkılar da bok gibiydi. Aleyna Tilki'den söz etmiyorum. Aleyna Tilki aralarından en iyi olabilirdi bak. O derece eminim kendimden. Şarkıları bok gibiydi. Ortam zaten felaket. O kadar kalabalık ki yürüyemiyorsun. Arkadaşım göremiyor. Önünü göremiyor. Kaybedebiliriz her an. Kolumdan falan tutmaya çalışıyor. Bir ara zaten kızı kaybediyordum. Ama en sonunda o geldi. Beni gördü. İşte. Yemekler berbat. Sadece pizza ne? Ya sadece pizza vardı ya. Pizza yani. Bir dilim pizzaya 30 lira vereceğim. Doyurmayacak falan. Gerçekten berbattı ya ben bir daha gitmem. O günlerde benim eğlendiğim tek gün arkadaşımın evinde kalmıştım. O zamanlar çok eğlenmiştim o kadar yani. Arkadaşımın evinde daha çok eğlendim ben GMX'de eğlenmek dışı. Cosplayer'sanız yani cosplay yapıyorsanız herkes ben gibi olacak diye bir şey yok sonuçta. Gidin. İnsanlarla tanışın, cosplayer'larla tanışın. Çok kaliteli cosplay yapan insanlar var çünkü ya profesyoneller var. Onlara sorular sorun bence. Yani ben oraya sadece eğlenmeye gitmezdim. Ya bu nasıl yaptıklarını vesaire de sorardım beraberinde. Çünkü yani sadece eğlenmek için gitmek birazcık saçmalık geliyor bana. Yani nasıl yaptığını, nelere gittiğini, kimle yaptığını, fikri nereden bulduğunu ben her şeyi sorardım profesyonel cosplayerlara. Her şeyi sorardım. O yüzden gidecekseniz de kesinlikle profesyonel cosplayerlara eğer izin verirseler birkaç soru sorun. Öğrenin yani ya bu kadar. Öğrenin yani nasıl yapacağınızı öğrenin. Kumaş konusundadır vesairedir. Ben grafik okuduğum için
Her şeyin temelini biliyorum. Mesela bu cosplay yapma moda tasarıma giriyor ya. Ya moda tasarıma giriyor. Ben ambalaj dersinde gördüğümü uygulayabilirim gibime geliyor. Ambalaj tasarımı ve baskı. Grafikte bunlar var. Ambalaj tasarımı, baskı. Bu ikisinin temel bilgisiyle bir şeyler çıkartabilirim gibime geliyor. Grafiker olunca her şeyi biliyor cidden. Neyse. Daha lise seviyesi grafikerim ben zaten şu an. İşte bu ses kaydı da böyle bitsin. Yani arkadaşlar şunu demek istiyorum, yani işinizi yaparken eğlenin. TikTok'ta kullanın gerekirse ya da başka bir şey. Ama böyle birinin kişiliğini beğenmiyorsanız yüzüne gülmenize gerek yok. Ya karşı tarafın yüzüne gülmene gerek yok. İlla böyle TikTok'ta şu kadar biliniyorum vesairedir. Ya takılmayın böyle şeylere. Karşı taraf sizi... Ya benim arkadaşım şey demişti, böyle bir kız vardı. Ya birkaç kız görmüştük. Demişti ki ben bu kızla çok yan yana durmak istemiyorum. Bu kız yani stalker gibi bir şey demişti. Olduğum her yere girmeye çalışıyor falan demişti. Mesela onun yüzüne gülmenize gerek yok. Gerçekten yok. Bırakın sevilmeyin ya. Yani gerçekten. Cosplayer olsanız bile siz kukla değilsiniz abi. Tamam mı? Hiçbiriniz kukla değilsiniz. İnsanlarla takılmanıza gerek yok. Bir arkadaş grubunuzla gidin. Ya yani sevmediğiniz ya da tanımadığınız kişilerle takılmanıza gerek yok. Ya yani birisi size böyle şakadan dokunsa bile şikayet etmeniz hakkınız var. Yani bunları da ben anlatmayayım artık, değil mi? Bunları da ben anlatmayayım artık. Siz uygulayın, olur mu? Cosplayer'cılar varsa aranızda ben de muhatabıma girin ya. Merak ediyorum çünkü kimleri cosplay ediyorsunuz vesaire, nasıl ediyorsunuz merak ediyorum ben de. Ama GameX'te çok soru soramadım. Çünkü biriyle konuşuyorsun, 1-2 saniye sonra kayboluyor falan. Amatör cosplayer'cılar da olur. Böyle kendisini iyi bulan, ben iyi cosplayer'cıyım diyen kişiler de olur. Bana Discord'dan ulaşabilirsiniz zaten. Her videonun altına yazmaya başladım artık. Birkaç soru sorarım yani nasıl yaptığınıza dair. Öyle muhabbet ederiz ve asırlarca konuşmam bir daha sizle. Bu ses kaydı daha böyle bitsin. Siz kukla değilsiniz. Rahatsız oluyorsanız rahatsız olduğunuzu belli edersiniz. Tamam mı? Hadi görüşürüz.